Merhaba bu videonun konusu bakış açısı. Bakış açısı nasıl bir şey biliyor musunuz? Sizin bir olayı anlamamanızı sağlayan ya da başkalarının sizi niye anlamadığını anlamamanızı sağlayan şey. Çok mu karıştı? Merak etmeyin toplarım. Ama önemli olan şey özette şu. Diyorsunuz ki sevgilim beni hiç anlamıyor. E sen onu anlıyor musun? Bazı videoların altında yorum geliyor. Hocam işte bakış açınız sizin nedir? Siyasete nedir? İşte seçimlere nedir? Şuna nedir? Buna nedir? Ya benim bakış açım benim yanlışlarımı içerir. Bakın her insanın doğruları vardır ama her insan aynı zamanda yanlışları vardır. Ben A kitabını okurum. O A kitabından anlarım ki ana karakter iyi birisi, kötü birisi bilmem ne. Sen okursun dersin ki C karakteri daha iyi. Anlatabiliyor muyum? Yani Bihter Ziyagil muhteşem bir kadın dersin. Dolayısıyla benim bakış açım benim hatalarımla, benim göz bozukluğumla değişir. Her insanın gözü bir miktar bozuktur. Bak bir miktar bozuktur. Yani bakış açısı baktığı nesneye göre bazı renkleri görür, bazı hataları görür, bazı güzellikleri görmez. Biz buna bakış açısı diyoruz. Herkesin farklıdır. Nasıl ki şu an ekranda baktığın resimde senin kafan farklı bir şey görüyorsa, birisi baktığında yukarı doğru çıkan bir insan görüyorsa ama resimde mutlak doğruyu, en yukarıyı çıktığı en yüksek yeri bulabiliyor musun? Bulamıyorsun, sürekli çıkıyor. Eşer'in bir tablosudur. Lütfen Eşer'in tablolarına bir bakın. Çok çok güzel bir beyne sahiptir ve muhteşem tablolar yapar. Dolayısıyla benim dünya görüşüm, mesela benim giydiğim bu kıyafet beni ilgilendirir. Senin giydiğin kıyafet, başörtüsü, etek artık neyse ya da şort seni ilgilendirir. Ben bu kıyafetle çekim yapıyorum ama bu kıyafet çekiminden sonra 180 derece dönüş yapmıyorum kamera kapanınca. Gidip kadın kıyafetleri giyip oturmuyorum. Ben yeri geldiğinde ceket de giyiyorum, yeri geldiğinde kravatla takıyorum. Ama sizin karşınıza bu bakış açısıyla çıkmak istiyorum. Sizin bana bu bakış açısıyla ulaşmanızı istiyorum. Bakış açınız 3D olmalı. Bu yaz mutlaka bir tane Rubik küp alın. Bu renkleri değiştiriniz ve yapmaya çalışın. İnternette videoları var nasıl yapıldığını anlatıyor. Bakış açınız bununla değişir. 3D düşünmeye alışmanız lazım. Bir yerden bir yere giderken en kısa yol değil başka bir yeri başka bir rengi görebileceğiniz yola gitmeniz lazım. Bakış açısı ile ilgili filmler önereceğim. Bakış açısı ile ilgili bir kitap önereceğim. Bunları da size amaç Dünyaya baktığınız yönü değiştirmek, empati yapmayı bilmek. insanlar mı yanlış şeritte, siz mi ters yönde gidiyorsunuz? Bunu anlayın. Bakış açınızı değiştirmek demek gidip e, ne bileyim Şeyman Subaşı'nın yaptığı her şeyi aynen yapmak değil. Ya da başka birinin hayatına bakıp ya onların hayatı ne kadar güzel, benimki niye bu kadar kötü demek değil. Bakış açın yukarıya doğru olursa mutsuz olursun. Sürekli onlar zengin, onun Ferrari'si var, o helikoptere biniyor. Adam çok fazla zenginliğini sergilemek istiyordur. Daha sonradan görmüştür. Sürekli uçakla jetle sana resim koyar, fotoğraf koyar ama sen sen aşağıya da bakar bir. Sahip olduklarının bir mantalitesini çözdük. Ya benim elimde de bu var. Bu ilimdekiyle ne yapabilirim? Ama bakışınız hep onlar çok zenginse. Sen bir arabadasın, ortada oturuyorsun. Ne bileyim Toyota, Opel bir şey de. E, sol tarafında Ferrari var. E, sağ tarafında başka bir şey. Bisiklet var. Bir de o tarafa bak. Bakış açını o tarafa çevir. Ha bazen de bakış açınız felç olur. Bakış açınız hep olumsuzluklara odaklanır. Yani kameranın lensi sırf orayı görür. Netleyemez de bu arada o konuya geleceğim. Ve dersiniz ki ya bu hayat çok kötü, öyle kötü, böyle kötü. Birileri de kafanızı çevirir, kamerayı oraya çevirir. Takarsan at gözlüklerini oraya baktırır. Der bak burada kötü şeyler var. Hep kötü, hep kötü. Onlar kötü, bunlar kötü. Sizin de bakış açınız bir süre sonra taşlaşır. Boynunuz tutulur, çeviremezsiniz. Burada güzellikler var. E, sen bakamazsın. Senin bakış açın felç olmuştur, tutulmuştur. Yazık günah. Senin bakış açını oraya zorlayan, önyargı veren, seni tekleştiren mantıklara karşı gel. Her rengi görmeye çalış. Bu siyasetle alakalı bir şey değil. Aşağıya gaza gelmeyin. Hocam bilmem ne mi öneriyorsunuz? Dur sakin ol. Bir şey önermiyorum. Hayattan keyif almayı öğren diyorum. Bakış açınızı daraltan at gözlükleri. Bunlar nedir biliyor musunuz? At gözlükleri. Atın kafayı başka yöne çevirmesin. Bir şeylerden ürkmesin. ileri baksın gitsin. Senin de o ileri diye baktığın yönü daraltan bu gözlükler ön Annen baban öğretmenin tam sana bir şey öğretemediyse ya da ya boşver o konuyu da eksik kalsın onu da öğrenme dediyse senin bakış açın daralmaya başlar. Sen bunu nasıl genişletirsin? Genel kültür. Şu arkamda gördüğün kitapları okursun ya da çeşitli genel kültür tavsiyelerimiz var kişisel gelişim okursun. Bu gözlüğün açılır böyle tam açılır. Hatta kurtulursun onlardan ama bakış açın değişmeli. Bunu bil. Bakış açın değişmeli ki o sevdiğini sandığın erkek, kız, eş, artık bilme arkadaş seni niye bırakıp gidiyor günü geldiğinde anlayasın. Terk edilmenin sebebi senin bakış açının hep böyle olması. Diyorsun ki ya ben haklıyım ya ben sana dedim ben seni uyardım ben ben ben. E ne oldu? Sürekli sen kendi fikrini ben 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 diye empoze edersen senin bakış açın o olmadı. Senin cetvelin ölçülmek istemiyor demek ki sırf gözünüz değil bakış açısı, beyin, düşünce bakış açısı, kulak bakış açısı değişmeli. Bu yaz lütfen biraz farklı müzikler dinleyin. YouTube aç, nereye açarsan aç, rastgele müziklere bas. Bırak beynin farklı müzik tiplerine dolsun. Evet, ağır metal dinle, oy diye salla demiyorum ama en azından klasik müzik dinle, en azından sadece enstrümantal müzik, film müzikleri vesaire bir şeyler dinle. Birazcık kulağının da bakış açısı değişsin. Bakış açınızı değiştirecek filmler öneriyim. 1- bakış açısı mantığını çok güzel işleyen bir film var. Vantage Point. Bakış açısı filmin adı bu zaten. Ekranda görüyorsunuz bu film mutlaka izleyin. İki, müziği seviyorsanız Amadeus'u izleyin. Bakış açınızı sürekli böyle kurcalayan enfes bir film. 3- İllüzyonist. Harika bir film. Mutlaka izleyin. Savaştan biraz tarihten hoşlanıyorsanız Before the Rain diye izlediğim bir film vardı. Harikaydı üç tane ayrı hikayeyi alıp sonunda tek bir hikayeyi birleştiriyor. İlk başta diyorsun ya bu ne ya 3 tane saçma sapan hikaye. Hayır. Lütfen savaş ve tarihten hoşlanıyorsan biraz ama üzünlü de mutlaka Before the Rain'i de izle. Aslında bakış açısı biraz mantıkla da alakalıdır. Yani senin 1 milyon doların var mesela. 1 milyon dolar zengin misin arkadaş? Zenginsin değil mi? 1 milyon doların var. Ama bir hastalığa yakalanıyorsun. 1 milyon dolar artı 10 dolar daha. E ne oldu? Sen 10 dolar eksidesin. Dolayısıyla her zaman bir hedef koyup da ya o olunca ben yatıp dinleneceğim diye bir bakış açısı geliştirme. Empati yapmayı öğren, sohbetlerde, muhabbetlerde başkalarının bakış açısıyla yanaş. Tesla'nın çok güzel bir çalışma sistemi var. Size daha önce anlatmıştım. Mutlaka bir beyin fırtınası yapacağı zaman 5-6 kişiyi getirip onların bakış açılarıyla projeyi incelermiş. Deli miyim, manyak mıyım, kablosuz elektrik iletilir mi diye bir sorarmış. Bunlarla sohbet etti ya, 15 gün geçince başka 5-6 kişiyle toplanırmış. Bir önceki toplantıdan düzelttiği fikirlerle bu sefer ön yargıları yok çünkü yeni gelen kişilerin. Bunun da daha öncekilere gıcığı yok. Niye? Sen birine fikrini söyledin beğenmedi mi gıcık olursun. Dolayısıyla sürekli bakış açısını yeni 5-6 kişiyle sürekli güncellermiş. Fotoğrafçılıktan anlayanlar iyi anlayacak. Bu e, fotoğraf makineni daha doğrusu DSLR kameraların üstüne biz çekim yaparken iki tip lens kullanırız. Birincisi sabit sabit mercekler, sabit lensler mesela 50 milimetreye sabitler belli bir açıda durur sadece. Hiç zoom yapamazsın yani yaklaşıp uzaklaşmaz. Tam o 50 metrede enfes netlikte görüntü alır. Yani eğer bir yere odaklandıysan renkleri daha derin görebiliyorsun. Ama bir de netlik ayarı yapabilen, zoom yapabilen yani gidip yakınlaşıp uzaklaşabilen mercekler var. Bunlarda da renkler biraz kayabiliyor. Çünkü Odaklanma ayrı bir süre kaybettiriyor sana. Bir de odaklanabilmek için birden fazla merceğin oluyor. O iki merceğin hizalanmasından renkler azıcık azalıyor. Niye anlatıyorum bunu? Çünkü bakış açını güçlendirmek istiyorsan merceklerin olmalı. Müzik merceği, genel kültür merceği, spor, siyaset. Ama bunları yapman lazım. Yani bir tavuğun omlet yapmak hakkında bir fikri var mı? Yok. Yumurtlama hakkında fikri var. Senin de ne olur bir parça sporla uğraş. Tam maçların, gollerin tarihlerini bil. Ama sen de çık sahaya. Ben de gençliğimde spor yapıyordum. Şimdi başka alanlara ilgi duyuyorum. Mercekleriniz artsın ki farklı derinliklere ve uzaklıkları görebilesiniz. Bir konu var rica ediyorum. Açını değiştirmekten korkma. Yani bir olaya dönüp bir de böyle bak. Ben dört tip gazeteyi de okurum bak. Dördünü de okurum. İkisi farklı zihniyet. Bir tanesi çok uç, bir tanesi de diğer çok uç. Ve bunlar aynı olayı nasıl anlatıyor merak edelim. Pazar günü otururum 20 dakika 30 dakika bunları ayırırım. Bak çok fazla değil çünkü gazeteler artık maalesef çöplük. Ve her birinin bakış açısı farklı. Aynı olayı bana farklı merceklerle sunuyor. Sen de başka birinin gözünden bakmaya çekinme. İnat insan olma. Der ki öbürü Antalya'ya tatile gidelim. Hayır Kars'a tatile gideceğiz. Ya niye niye dur bir Antalya'dan da bir düşün. Başkasının yanında gurur yapıyorsan kendin otur düşün. Ama empati yap. Empati nedir biliyor musun? Başkasının açısından olaya bakmaktır. Bu kadar basit. Sen hep kendine karlı olan istiyorsun ama ya ona faydası yoksa ya kız arkadaşın o sinemaya gitmeyi istemiyorsa bakış açısı çok sihirli bir şeydir. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi bazen de doğru yerde doğru zamanda olarak ya da yanlış yerde yanlış yerde ve yanlış zamanda olarak çok farklı şeyler görebilirsin. Bu gördüğünüz resimler benim çok hoşuma giden. internette gördüğünüz resimler. Bunlar böyle size farklı bakış açılarında aslında ''Aa bu mu, şu mu?'' ''Aa gözüm nasıl aldanıyor?'' dediğiniz şeyler. Çok da hoş. Benim beynimi çalıştıran, beyninizi eğlendiren şeyler. Böyle resimlere bakmanızda fayda var. Bazen resimler doğru açıya geldiği zaman bütünde çok farklı bir şey gösterir size. Yani tam doğru yer ve doğru açıdan bakarsan çok ilginç bir şey çıkar ortaya. Doğru tercihler yapmayı bilmelisiniz ama doğru zamanda ve doğru yerde olarak. Bir insanla tartışmaya, kavga etmeyi değil, tartışmaya sen sabahın köründe o açken ya da yorgunken gidiyorsan yanlış bakış açısındasın birader. Onun da doğru bakmasını bekleme. Size çok güzel bir bakış açısı örneği vereceğim. Jaws'ın posteri dünyada ekranda gördüğünüz kadar çok köpek balığının katledilmesine sebep oldu. Ama Dünyada bu kadar fazla köpek balığı katledilirken ki saatte bu kadar katlediliyor tüm bir yıl boyunca 12 tane insan köpek balığından ölüyor. Bunun sebebi başlangıcı Jaws filmiyle oldu. İnsanlar köpek balığı manyaklığı başladı. Ve çok güzel bir belgesel proje yanılmıyorsam başladı ki izleyeceğim. Köpek balığını savunmak için köpek balıklarını şu ekranda gördüğünüz iki afişi yan yana inceleyin. Aynı afişe benzeyen bir afiş hazırladılar ve artık köpek balıklarının bakış açısı değişsin istiyorlar. Aynen Müslümanlara, Türklere, bilmem neleri olan bakış açılarının Dünya'nın sabit olması gibi. Amerika'da bir belgesel vardı izledim. National coğrafik yapmış üstelik düşün bunu. Müslümanlara Dünya'nın bakış açısı. Adamı sadece Müslüman diye tartaklayıp dövüyorlar ama bu İslam'ı sömürmek değil. Zencilere de aynısını yapıyorlardı. Kısır delilere ki Zenci dediğim için özür dilerim onlar böyle diyor. Dünya'nın bakış açısı da bazen çoğul oluyor. Maalesef bazı insanlar vardır onların bakış açıları kullandıkları araba ileri gitse bile o dikiz aynasından geriyedir ve küçük alandan bakar. Siz öyle insanlar olmayın. Lütfen bakış açınız renkli ve çok geniş olsun ve olabildiğince fazla fikri, görüşü görün. Kabul etmek zorunda değilsiniz. Farklı tecrübeler yaşayın, farklı ülkeler görün, farklı toplumlarla tanışın ve sonunda kendi karakterinizi oluşturun. Ama bütün gördüğünüz renk siyah, mavi, kırmızı bir şey ise ve siz ben kırmızıyım, ben siyahım diyorsanız çok yanlış yapıyorsunuz. Olabildiğince fazla renk görmeye çalışın. Ben burada siyasetten bahsetmiyorum, dünya kültüründen bahsediyorum. Umarım bakış açısı geniş, renkli insanlar olsunuz. Ben Ayuk Tatar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha, durun 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 durun. Size bir tane sorum var. bu arada resimler gördünüz, o resimlerle ilgili yorum yaparsınız. Resimlerde çünkü benim karar veremediğim şeyler var ama öyle clickbait'e kaçmayacağım. Türkçe konuşayım. Yani popüler videolardan, popüler resimlerden faydalanmayacağım ama size bir sorum var. Sizin bakış açınızı bugüne kadar değiştiren insan oldu mu? Ya da olay. Yani bakış açınız X'ti. Birisi geldi ve hayata bakış açınızı değiştirdi. Bir kitap okudunuz, hayata bakış açınız değişti. Bir film izlediniz, hayata bakış açınız değişti. Umarım yazarsınız. Ben denizden sizden bir şeyler çalmış olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz.